Dostlar selamlar. Umarım şu an çok böyle yağmur sesi gelmiyordur. Ancak inanılmaz bir yağmur var İzmir'de. Bayağı bir. Va bakalım. Bugünkü konu biliyorsunuz geçen hafta videoda böyle Ottoman Empire'ın başlangıcını yapmıştık. Ancak burada bırakmıştım videoyu. Dedim ki şöyle bir devam edeyim buraya. Şunu da söylemek istiyorum. İngilizce üzerine inanılmaz bana güzel mesajlar geldi. Gerçekten çok kişi bekliyormuş. Hatta şöyle diyenler oldu ya dedi mesela biri yazdı ya dedi ki 17 dakika çok kısa sürdü yani ben anlamadım onu nasıl izledim falan. Biri de şöyle yazdı abi hem bunu mesela şunu çeviriyorum ya benle birlikte gidiyor. İlk önce o çeviriyormuş ondan sonra benim çevirimi karşılaştırıyormuş falan. Bu çok güzel bir şey böyle böyle öğrenilir. Ben de şahsen böyle çalışıyordum ya ben genelde böyle makaleler falan okurken yayıncılara bakardım. Onlar neler çeviriyor ondan sonra ben de aynen o kişi gibi yani ilk önce videoyu durdurur. Mesela burayı çeviririm ya. Ondan sonra ben de onun yanından devam ederdim. Valla bakalım nasıl olacak. Bu böyle birkaç sayfa daha bundan okuyacağım. Ondan sonra bitireceğim çünkü artık telif melif gelecek abi bu sefer. Bayağı sıkıntı olacak. Videoları kaldırmak zorunda kalacağım. Hatta bu son bile olabilir. Çünkü bundan sonra I was a teacher for 17 years but I couldn't read or write. Şöyle bir adamın şeyi var. Ben bir 17 yıl boyunca ben bir öğretmendim. Ancak ne okuyup ne yazabiliyordum. Abi şöyle bir adam var. Bu böyle okula falan gidiyor. Okulda hiç yazmayı falan okumayı öğrenemiyor. Ancak bunu hiç yaptırmıyor. Üniversiteye falan giriyor. Ya öğretmen oldu. Çok manyak bir hikayesi var. BBC paylaşmıştı. Belki onu hani şey yaparız. Bakalım duruma göre şey yapacağız. Şu an gecenin biri biraz böyle nasıl söyleyeyim. Zor süreçlerden geçiyorum. Sınavlar falan beni bayağı zorluyor. Yarın işe gitmem lazım. En boş vaktimi şu anda buldum. Dedim çekeceğim. Ondan sonra yatacağım zaten. İşe gitmem lazım. Bakalım nasıl bir süreç olacak. Başlayalım. Şurada kalmıştık dediğim gibi. Siege of the Constantinople. Konstantinopolis'in kuşatması. Bakın bu of çok kişi ya yazdı. Tam olarak dedi ben daha yeni yeni öğreniyorum. Bu of bağlayıcıdır abi sürekli. Bu arada ben Türkçe işte bağlaç, fiil falan hiçbirini de bilmiyorum. Ona göre şey yapın. Ben hiçbir zaman Türkçeden de öğrenmedim. Çünkü ben liseyi açıktan öğretim bitirmiştim. Edebiyat dersini de sevmiyordum. O yüzden öğrenmemiştim. Bağlaç nedir, fiil nedir falan filan. İngilizceyi de böyle öğrenmedim. Dediğim gibi ilk başta videoyu izleyemedim. Ben kendi kendime öğrenmiştim. Ona göre benim bu konuşmalarımı T'ye aldın. Yani alanında uzman biri varsa adam der ulan ne konuşuyorsun orada falan. Ben de ona göre hani hatam falan eğer bulursan söyleyebilirsin. Çünkü ben de öğrenen biriyim İngilizceyi. Bu süreçte hem birbirimize yardımcı oluruz. Çünkü yazanlar oldu ya şurada şunu kullansan daha iyiydi şurada şunu. Hani ona göre ben dedim baştan söyleyeyim. Mehmet come to Turon at age 19. Şimdi bakın burada Mehmet come to Turon diyor ya. Mehmet tahta çıktı demek. Come gelmek olarak da belirtilen ancak tahta çıktı. Kaç yaşında? At age 19 yaşında. 19 diye belirtiyoruz. Mehmet come to Turon at age 19. Mehmet 19 yaşında tahta çıkmıştı. He was ambitious and relentless and he set out to forge a court of loyal ministers and generals. He was ambitious. O gergindi. Bakın hırsı veya gerginliği düşünüyorum. Hırslı, evet. Hırslı diye belirtebileceğimiz bir şey. And relentless. Bu da relentless da biraz daha nasıl söyleyeyim? Amansız, hızlı, atik anlamında geliyor. Hani tahta ilk gelirken 19 yaşında Edirne'ye giderken çok gergin olduğunu biliyoruz. Çünkü Çanlar'la Halil'le sürekli bir problem halindeler. And he set out diyor ya burada. Set out sergilemek veya oluşturmak. To forge da oluşturmak anlamına geliyor. Ya yani set out gerçekleştirmek falan da anlamına geliyor da bu farklı farklı anlamları var bazı şeylerin. Mesela sizinle birlikte bakayım ben oluşturmak falan diye şey yapıyorum. Göstermek, sergilemek, ekmek, yola çıkmak, başlamak, koyulmak yani birçok böyle anlamı oluyor orada. Siz kendinize uygun olanı seçeceksiniz. Yani burada aslında kelimelerden ne anladığınıza bakın. Bakın burada loyal ministers diyor ya loyal sadık demek. Ministers bakanları ve generalleri. Accord da burada mahkeme olarak belirtiyor. Aslında burada mahiyet anlamında yani kendi ortamını Osmanlı padişahları tahta çıkarken bir yeri fethetmeniz gerekiyor abi orada başta kalabilmeniz için. Bunu fethedenler yani bunu başaranlar Fatih, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz. Başaramayanlar kim? İkinci Osman. Mesela ikinci Osman bir yeri Polonya'yı fethedemediği için öldürülmüştür. Buradan da bunu anlıyoruz ki Osmanlıların tahta çıktığı zaman illaki kendi ortamlarını oluşturması lazım. Diğer türlü tahta kalamazlar. He was ambitious and relentless dedik ya. O çok gergindi ve nasıl söyleyeyim amansızdı yani. Hareketliydi anlamında geliyor. Yani burada aslında acımasız kelimeleri de çıkabiliyor Relentless'tan ama öyle değil. He set out to forge a court of
Loyal Ministers and General dediğimiz gibi burada bir oluşturdu. Kendi mahiyetini oluşturdu anlamına geliyor. He set out to forge. Kendi mahiyetini of loyal ministers. Kendine sadık olan bakanları ve generalleri oluşturan bir mahiyetini toplamıştı. Gerçekleştirmeye çalışıyordu da anlamına geliyoruz. Çünkü burada Siege of the Constantinople derken Konstantinopolis'in kuşatması dönemine denk geliyor. Bu kuşatma sürecinde Çandarlı Halil Paşa'nın falan isyan hareketlerini göreceksiniz. Yeniçerileri kaldırması. Burada ondan bahsediyor yani. The attack by Crusaders in 1444 had taught Mehmet the importance of taking the Constantinople. Haçlar tarafından 1444'teki saldırı, bakın bu Bay tarafından, Haçlar tarafından 1444'teki saldırı Mehmet'e Konstantinopolis'i almanın çok önemli olduğunu öğretmişti. Bakın, the attack saldırı Bay tarafından Crusaders, Haçlar in 1444 1444'te had taught öğretti. Mehmet the importance önemini of taking almak the Constantinople. Konstantinopolis'i almanın önemini öğretti. Bu 1444'te bahsederken büyük ihtimalle Varna'dan bahsediyor. The city's strategic location would allow the movement of forces between the Romilly and the Anatolia, as well as the control of shipping between the Black Sea and the Aegean Sea. Bu uzun bir cümle gibi gözüküyor, ancak uzun bir cümle değil, aslında gayet okunabilir. This city's strategic location, şehrin stratejik konumu, would allow, izin verecekti, the movement, hareket kabiliyeti, the forces, yani ordunun, güçlerin, between the Rumeli and Anatolia, Anadolu ve Rumeli arasında geçişin, çünkü orada bir Bosporus, yani boğaz olduğuna göre ona göre değerlendirmek lazım. As well as the control of shipping. Yanı sıra neyi diyor burada yanı sıra olarak? Control of shipping. Gemilerin kontrolünü, between the Black Sea and the Aegean Sea, Ege Denizi ile Karadeniz arasındaki gemilerin kontrolünü sağlayacaktır. Şimdi siz Konstantinopolis'i alırsanız hem Karadeniz'den hem de Ege'den gelebilecek olan gemileri falan ele geçirebilme şansınız da var ve bunlardan vergi alma durumunuz da var. Yani her anlamda Orta Çağ'dan bahsediyoruz abi. Oradan geçmek için orduların gerekli, Rumeli'ye geçeceksin veyahut Anadolu'ya geçeceksin. Buna göre değerlendirmek lazım. Şimdi ben neden bunu hani hem çevirirken hem de tarihsel süreci anlatıyorum ya. Olayı iyi kavrayın diye. Çünkü hemen ya sadece böyle okursam millet diyecek ulan ne anlatıyorsun, ben anlamıyorum ki mesela tarihten. Ama tarihi bilmeyen kişiye göre bunu anlattığınız zaman daha da akılda kalacağını fark ettim. Birkaç arkadaşımla bunu denemiştim. Gayet de akılda kalıyor. Eğer mesela beğenmezseniz falan bunu söyleyebilirsiniz. Ya burada olmamış falan filan diye. Ben de zaten hemen cevap verebilen biriyim. Ya elimden geldiğince hemen yorumlara cevap veriyorum. In Italy, Mehmet confirmed the privileges of Genoa and Venice. And exchanged cordial embassies with the John Hunyadi of Hungary and Despot George Brankovich of Serbia. Şimdi burada uzun bir cümle. Bu arada aksanımı falan geliştirmeye çalışıyorum. Konuşma sistemi, ancak bu çok uzun bir süreci alacak. Yani bu süreç içerisinde zaten video çekerken çok gergin oluyorum. Bunu sadece belirtmek istedim. Dediğim gibi elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum, ancak daha hala yenmem gereken şeyler var. In Italy, başlangıçta. Burada in Italy diyor ya, başlangıçta Mehmet confirmed, onayladı. Ne? Privileges. Ayrıcalıklar. Kimin? Genoa and Venice. Venedik ve Ceneviz. Bu Venedik ve Ceneviz İtalyan tacir devletler. Osmanlı'nın bir yere saldırı yapma ihtimali olduğu zaman gemilerden, yani denizden bu adamların yardım etme ihtimali vardı. O yüzden burada ayrıcalıklar belirtiyor. And exchanging cordial embassies. Exchanging değişim, değiş tokuş, yani gidip gelme. Cordial, samimi, embassies elçilik demek. Yani elçilikler gidip gelmişti. Kimle? With the John Hunyadi of Hungary. Macaristan'ın Hunyadisiyle başkanı. Yani bugünkü tabirde cumhurbaşkanı diyebileceğimiz bir şey. And the despot George Brankovich of Serbia. Sırbistan'ın despotu. Bu despotu bugünkü gibi kötü algılamayın. Despot o dönem bir hükümdar anlamına geliyordu. But the Byzantine Empire, Constantine the 11th, suspected the ambitions of the young sultan from the start. Ancak Bizans İmparatoru bat ama ancak o gibi anlamları geliyor. Bizans İmparatoru Konstantin the 11, 11. Konstantin suspected, şüphe duydu. Neyden şüphe duymuş abi? The ambitions of the young sultan from the start. From the start derken burada tahta çıktığı andan itibaren genç sultandan şüphe duymaya başlamıştı. Onun hırslarından. Bakın, ambitions hırsları demekti diye hatırlıyorum. Aynen, hırsından. Bu arada Google'ı kullanabilirsiniz. Çok kişi diyor ki ya o kullanılır mı falan filan. Abi bu
5-6 yıl önceydi yani. Şu an Google gerçekten çok iyi kelime anlamında. Ben çoğu şeyi oradan bakıyorum. Hatta yani neredeyse ya tamam buradan Sessizlik'ten falan da bakıyor. Yandex'ten de ancak genelini buradan bakmak lazım. On the European Side of the Bosphorus, Mehmet Contradicted. Ya umarım onu doğru okuyorumdur. Bakalım. Constructed. Constructed. Yapı. Bir şeyi yapmak. On the European Side of the Bosphorus, Mehmet Constructed. The Fortress Rumeli and his artillery interdicted shipping. Avrupa tarafı, Boğaz'ın Avrupa tarafında, Bosporus Boğaz demek. Boğaz'ın Avrupa tarafında Mehmet Konstrüdüktü bir yapı yapmaya başladı. Yani bir inşaat başlattı. Neymiş? The Fortress, kale. Bu kalede ne? Rumeli Hisarı. And his artillery, artillery topçu anlamına geliyor. Interdicted, yasakladı. Neyi? Shipping. Ben size demiştim yani burada. As well as the control of shipping. Gemilerin kontrolü. Burada da işte ondan bahsediyor. Interdicted, yasaklamak demek. Bakın dikte etmek. Oradan aklınıza gelsin. Bazen kelimeleri hatırlayamadığınız zaman böyle kelimenin ikinci ve üçüncü şeylerine bakın. Orada zaten az çok anlarsınız kelimenin ne olduğunu veya cümleyi tamamını okuyun. Ondan sonra çevirmeye çalışın. Burada topçuları derken topçuların gemilerin geçişini yasaklamıştı. Bu yüzden zaten adam Rumeli Hisarı'nı yapıyor. Byzantine envoys protesting the action were beheaded. Burada beheaded kafa kesmek anlamına geliyor. Bizans elçileri bunu protesto etmişti bu durumu. Hani bu adam Rumeli Hisarı'nı yapıyor ya Fatih Sultan Mehmet. Bizans elçileri de bunu yapmış ancak bunun sonucu kafaların biraz uçmasıyla sonuçlanmış. Orta Çağ'dan bahsediyoruz. Her şeyi doğal olarak karşılamak lazım. Yapacak bir şey yok. Pek biz de bir şey diyemiyoruz bu konuda. Ya abi Orta Çağ'da böyle şeyler normal. O Avrupa'da daha neler oluyor? Moğollar mesela ne sakız gibi adam çiğniyorlar resmen atların altında falan. Constantine the Eleven pleaded for military assistance from Pope Nicholas the Fifth diye okuyorum. Yani Fifth diye hatırlıyorum. Pope Nicholas the Fifth on December 12, 1452. Ya bazen çok zorlanıyorum inanın ki bunları anlatmada. O yüzden böyle sayılar benim çok canımı sıkıyor. In the Hagia Sophia, the Constantine the Eleven and the Imperial family embraced Catholicism and accepted the Union of 1439. In return for military assistance which never come. Bakın bu çok uzun gibi gözüküyor. Ancak hiç de öyle değil. Bunu anlatacağım. Biraz bunun uzun olacak anlatmam. Ancak gayet de okunabilir. Hani bazı şeyleri anlatmak istiyorum ki böyle okunabileceğini görün diye. Constantine the Eleven burada derken 11. Constantine pleaded. Yardım istedi. Ne olarak? For military assistance. Askeri yardım. Kimden? From Pope Nicholas V. 5. Papa 5. Nikolas'tan yardım istemiş Constantine the Eleven. 10 December 12 1452'nin 12'sinde 12 Aralık'ta yardım istemiş. In the Hagia Sophia. Ayasofya'da niye yardım istiyor? Bunlar 1204'te falan böyle bir sıkıntı çıkıyor. Avrupa'dan gelip Bizans'ı işgal ediyorlar. İstanbul'u falan. Orada da işte ya Katolikliği kabul edin ya da işte ölüm falan ferman falan yayınlıyorlar. Nefret ediyorlar birbirinden. O yüzden yardım istemeye gidiyor Batı'ya. Constantine the Eleven, the Imperial family, imparatorluk ailesi embraced, kucaklaştı. Yani onunla benimsedi anlamına geliyor. Niye? Katolikliği. And accepted the Union. Accepted the Union derken birleşmeyi, iki tane kilisenin birleşmesini anlamına geliyor burada. Union derken Katolik de Ortodoksun. Hani bir Hristiyanlık ve ancak böyle bir şey olmuyor. Çünkü Bizans'ın içerisinde bayağı bir nefret eden var. Onlar diyor kafir falan. O Latinlere bahsediyor. Hatta bir adam diyordu galiba bir Asilzade. Konstantinopolis'te Latin şeyi görmektense, başlığı görmektense Türk sarığı görmeyi yeğlerim. Çünkü Latinlerin yaptıklarını 1204'de okursunuz. İş Bankası'nda da vardı şeyi. In return for military assistance which never come. Asla gelmeyecek olan bir askeri yardımı kabul etmişti. Burada ondan bahsediyor. Biliyorum uzun oldu ancak benim burada yaptıklarım %100 çeviri değil. Ben sadece sizi fikir etmek açısından. Normalde ben böyle çeviri yapmıyorum her zaman. Sadece okuyup geçiyorum. Çünkü bir saatten sonra okuya okuya alıştırma yapıyorsunuz. Bir saatten sonra hiç bakmıyorsunuz bile. Hani bilmediğiniz bile kelime olursa sallıyorsunuz onu kafadan. Çünkü aşağı yukarı abi cümlede anlaşılıyor. O. Diğer şeye geçeceğiz. Bakalım. The Fortress Rumeli Hisarı. Burada Rumeli Hisarı'nın şeyini görüyorsunuz fotoğrafını. Şundan sağdan devam edelim. İkinci şey. Ya umarım çok uzun olur. Ben de gerçekten uzun olmasını istiyorum videonun. Diğer türlü 17 dakika
17 dakika falan olunca ben baktım hakikaten izlenmiyor. Çok çabuk sürüyor. Mehmet saw the siege of the Constantinople as a means to assert his authority over his father's minister led by the Grand Vizier Halil and the traditional Turkish nobility. Bu da biraz uzun bir cümle gibi gözüküyor ve karışık gibi. Ancak karışık değil, gayet okunabilir. Mehmet saw the siege of the Constantinople. Mehmet, yani 2. Mehmet, Konstantinopolis kuşatmasını gördü. Ne olarak? As a means to assert. Assert, ileri sürmek. İleri süreceği anlamına geldi. Neyin? His authority. Onun baskınlığı, onun otoritesi. Over his father's ministers. Over üstüne. Neyin üstüne? Babasının, 2. Murat'ın bakanları üstüne. Yani vezirleri üstüne. Let de, let. Ya onların başı gibi olan bir şey. Let. Çok garip bir anlamına geliyor. Ben onu hiç şey yapmadım. Başı, yani o şeylerin başı gibi. Yol gösteren, aynen. Yol gösteren derken babasının minister, yani bakanlarına yol gösteren. Kimden? By Grand Vizier Halil. Büyük Çandarlı Halil Paşa. And the traditional Turkish nobility. Traditional Turkish nobility derken geleneksel Türk asilzadeler. Yani Türk beyleri diyeyim. Bunu nasıl çevireceğimi bilmiyorum ama nobility asillik demek. Yani bir asil bir adam. Ya Orta Çağ'daki feodal dünya gibi düşünün. Ancak Türkiye'deki, Osmanlı'daki bu biraz farklı. İkinci Mehmet de bunları kırmayı istiyor. Hatta devşirme sistemi bizzat İkinci Mehmet tarafından tam olarak yetiştirmiştir. Çünkü diğer türlü kıramıyorsunuz abi. Asillik kavramı Osmanlı'da falan bayağı bir yüksek. Onu zar zor kırıyorlar. İşte burada da o Çanlarla Halil Paşa, mesela Sokollu var ya. Sokollu bir ailedir. Çanlarla da bir aile. 4-5 sefer falan adamlar vezir çıkartmış. Şimdi o kadar güçlü olunca bunun önüne bir şey koymanız lazım. Yani ya devlet merkezileşik ya da diğer türlü bir feodal dünya gibi olacaktı. In the 14 52 Mehmet mobilized the vast force of more than 100,000 men, including 6,000 janissaries and the affiliate of 220 foes to assure a quick victory before a Western crusade and or Venetian fleet called intervene. Çok uzun bir cümle oldu. Bu sayılar falan benim çok ağzımı bozuyor. Yoruluyorum bu sayıları okurken. O yüzden umarım doğru, ya benimle birlikte okursanız aynı bunları. O zaman benim belki sesimi duymayabilirsiniz. Ben cidden çok kötü okuyorum biliyorum ama elimden geleni yapıyorum. Ben de sizin gibi öğreniyorum çünkü. 1452'de Mehmet mobilize. Mobilize hızlandırdı anlamına geliyor ancak bakmak veya bakmanın, evet, mobilize, seferber etti. Evet. Hızlandırmak yerine seferber etti. Niye? Vast, geniş forces, ordusunu. More than 100,000, yani 100 bin adamdan fazlasını. Bu including de içinde 6 bin yeniçeri. Bakın yeniçeri İngilizce'de biraz farklı. Janissaries diye geçiyor. And a fleet. Fleet derken deniz denizcileri olarak bahsediyor ancak ona bakmak lazım. Fleet. Fleet neydi ya? Denizcilerle ilgili. Filo, evet. Filo, deniz donanması. Donanma demek daha mantıklı. Fleet of 220. Foist de neydi? Twist. Sokuşturmak, yüklemek, yutturmak. Yani burada 220 tane denizciyi yüklediğini belirtiyor. Yani 220 tane bu Haliç'in önünde falan, hatta 3-4 tane Venedik gemisi geliyor, bunları durdurmaya çalışıyor. Ondan bahsediyor. Assure to assure emin olmak, quick victory, hızlı zafer. Before our Western crusade. Yani burada önce, yani bu nasıl topa çok uzun bir cümle olduğu için toparlama zor oluyor. Batı'dan Haçlılar ya da Venedik filosu şeyi bozmadan bu adam hızlıca bitirmek istiyordu. Ondan bahsediyor. Ya dediğim gibi bu kadar uzun tamamını Türkçe, ya ben neden nefret ediyorum biliyor musunuz tamamını? Okulda benden hep bunu, mesela bu cümleyi veriyorlar ya. Bunu tamamen Türkçe'ye çevireceksiniz ve hatasız. Ben nefret ediyordum bundan. O yüzden tam olarak Türkçe'ye çeviremiyorum. Upuzun bir cümle. Ya bunu kendiniz bile deneyin. Zordur bunu Türkçe'ye çevirmek tamamını. Böyle parça parça çevirdiğiniz zaman aklımda daha çok kaldığını hissediyorum. Diğer türlü abi daha uzun bir cümle olacak buradan. Umarım anlamışsınızdır burada ne demek istediğimi. Ya 1452'de Mehmet seferber etti. Neyi seferber etti? Büyük bir kuvvet. 100 binden fazla adam, 6 bin tane Yeniçeri seferber etti. 220'den oluşan bir tane deniz ordusu yani. Ya bu deniz ordusu değil, donanması, deniz donanması. Çünkü batıdan Haçlıların gelmemesi için yani, ya da Venedik filosunun işi bozmaması için hızlı hareket etmesi amacıyla böyle bir ordu topladı. Geniş bir ordu seferber etti anlamına geliyor. Constantine calculated that a prolonged siege would undermine Mehmet and all of the four Arial of Western
Rain for 7 minutes. Çok uzun bir cümle ya. Valla ben de sizin gibi öğreniyorum bu. Yani şahsen okumayı öğreniyorum. Reinforcement. Reinforcement. Of. Şimdi burada Konstantin Diyalov'un derken 11. Konstantin hesapladı. Kalkulat eti hesaplamak demek ama yine de bakmak gerekli. Hesapladı. Tahmin etti. Falan filan hesaplandı. That a prolonged. Uzun sürecek bir kuşatma. Would izin verebilir. Neye? Mehmet'in altını kazmaya. Yani altını oymaya. And allow. Yani izin vermek. Neye izin vermek? Batıdan önce demiştim ya Haçlılar gelmesi. Buradan da batıdan Haçlıların gelmesi. Yani batıdaki Avrupalı devletlerin gelmesi. Ancak burada biliyoruz ki çoğu cevap vermiyor, gelmiyor bile. İngiltere umurunda bile değil gibi. İşte diyor ki ya ülkemde sorun var falan filan hikaye yani. But the Pope couldn't mobilize a European monarch to send aid. And the Venetians responded too late. Burada hani demişti ya Pope derken bu arada Papa'dan bahsediyor. But the Papa böyle bir ordu yani Avrupa'daki monarşilerden böyle bir yardım gönderememişti. Böyle bir şey toplayamamıştı. And the Venetians, Venedikler çok geç cevap vermişti. Hatta şöyle söyleyeyim. Konstantinopolis alındığında Venedik'in oraya gelmesi en aşağı 1,5 hafta falan sürüyormuş. Yani o. Hani siz Hristiyanlığınız abi? İşte burada görüyorsunuz ki ticaretin ve aslında dinin Orta Çağ'da pek o kadar önemli olmadığını yani mesela Haçlı seferlerine bakıyorsunuz. Görünüşte dini işte önderlik Müslümanlar almak ama bakıyorsunuz orada feodal dünya kurmak istiyorlar. Avrupa'dan o kadar kişi aslında Avrupa'nın çok fazla kral ve konutlarla dolu olduğu için adamlar başka bir toprak fethetmek istiyor ve oraya hakim olmak istiyor. Ondan dolayı yani ticaret falan Lübnan'dan falan geliyor ya Venedikliler. Ondan dolayı. Of çok yoruldum bu arada ya valla. Yine diğer videodaki gibi olacak. Hakikaten bayağı bir yoruldum. Ya umarım pes etmem biraz daha. Çünkü burada hem susuyorsunuz hem konuşma şeyinizi kaybediyorsunuz. Cidden çok zor. Hem çevirmek hem konuşmak. Yani hakikaten çok inanılmaz. Çünkü kafadan da çeviri yapıyorum size bunları anlatırken. The Great Siege of the Constantinople saw innovations in artillery and naval warfare. But the small imperial army of 7000 almost drove off the Ottoman army. Konstantinopolis'in büyük kuşatması saw gördü ne? İnovasyon. Yeni icatlar. Nerede bu icatlar? Artilleri, topçuluktu. Bunu Fatih Sultan Mehmet'in büyük bir topu vardı ya ondan bahsediyor. And the naval warfare. Deniz savaşları. Denizdeki olan savaşlar. Denizdeki, naval denizdeki diye hatırlıyorum ancak. Evet deniz savaşı. But the small imperial army ancak ufak imparatorluk ordusu, Bizans'taki ufak imparatorluk ordusu 7000'den oluşan ordusu neredeyse Osmanlı ordusunu geri çekiyordu. Hani Osmanlı ordusunu drove off, geri çekmek, oradan çekilmek anlamına geliyor. Neredeyse Osmanlı ordusunu geri çekiyordu. Bu doğru kuşatma gerçekten çok uzun sürüyor. Ancak şunu belirtmek gerekiyor. Fatih Sultan Mehmet en zor olabilecek yerde savaşa giriyor. Yani o karaya bakan surlar en zoru. Ama diğer Haliç'teki surlar biraz daha böyle nasıl söyleyeyim dökülü bile çünkü oraya fazla takmıyor adamlar da. Hem deniz tarafı hem de Haliç'te zincir var. Adam diyor ki lan nereden gelecek? Of çok yoruldum. Ya ben şey yapsam mı acaba? Dursam mı burada? Cidden inanılmaz yoruldum. Yarın işe gitmem lazım. Umarım video bakalım kaç dakika olmuş. 23 dakika olmuş. Ya bugünlük böyle olsun zaten 25 dakika neredeyse şeye yakın. Buna ben devam etmek istiyorum. Muhtemelen ikinci video, yani bundan sonraki videoda şurayı böyle bitiririz. Şuraya kadar herhalde bir geliriz. Şuralara falan geliriz. Ondan sonra da biter video. Gerçekten bu dediğim gibi yavaş yavaş alışıyorum bunu yapmaya. Elimden geldiği kadar çalışıyorum. Bu daha düzgün konuşmaya falan. Ancak pek o kadar vaktim olmuyor. Özellikle bu şey döneminde, vize ve final döneminde bayağı bir zorlandım bu süreç içerisinde. Kitap ve dizi yorumlarına falan devam etmek istiyorum. Bu hafta, hani artık haftada 3 video net olacak. Mesela Perşembe, Cuma veya Çarşamba, Cumartesi, Pazar. Cumartesi, Pazar net olacak da Çarşamba, Perşembe ve Cuma için aynı şeyi söyleyemiyorum. Çünkü video yetiştirmek falan çok uzun bir süreç alıyor benim için. Hem videoyu okumak, hani hem kitabı okumak, hem videoyu çekmek, hem videoyu editlemek, hem bunu yapmak falan gerçekten bayağı bir yoğunlaşmaya başladım. Özellikle YouTube'a girmek iyi bir zaman ayırmanız gerekiyor. Neyse, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.